Merhabalar bugün sizlere çocukluğumdan aşina olduğum evimizde her zaman pişirdiğimiz güzel bir tarifi paylaşacağım. Yeşil mercimek, un ve birkaç malzeme kullanacağım. Yarım çay bardağı yeşil mercimeği kavanoza alıp üzerine kaynar su ekleyip yaklaşık 2 saat bekletiyorum ağzı kapalı bir şekilde. Gün içerisinde günlük işlerinizi yaparken mercimeği kenarda bu şekilde kaynar suda ıslatabilirsiniz. Çok pratik bir şekilde bu tarifi de hazırlayabilirsiniz. Lezzet garantili bir tarif. Mercimeği ıslattığınız zaman kaynar suda elinizle ezebileceğiniz kıvama gelir. Pişirme süresini daha aza indirirsiniz ve kabuğu soyulmaz mercimeği. Mercimeği süzdüm sonrasında yıkadım kenara aldım. Unu tavaya aldım. Bir su bardağı kadar un kullandım. Bir tencere çorba için unu kavuruyorum. Unun rengi kahverengi bir renk alana kadar kavuracağım. Sürekli karıştırarak yavaş yavaş rengi koyulmaya başlıyor. İstediğim renge ulaştı. Kahverengi bir renk aldı ve unun altını kapattım soğumaya bıraktım. Süzmüş olduğum mercimeği tencereye alıp üzerine bir su bardağı et suyu, 1 litre içme suyu ekledim. Ocağa aldım tencereyi. Çorbanın suyunun kaynamasını bekliyorum. Çorba kaynarken terbiye hazırlayacağım. Terbiyeyi sadece unla hazırlıyorum. Un ve su. 3 yemek kaşığı dolusu unu kaseye ekledim topaklanmasın diye sürekli karıştırarak su ekleyeceğim. İçerisine 2 su bardağı su ekledim. Terbiyeyi hazırlamak için yoğurt ya da yumurta eklenmiyor bu tarife. Tarif yöresel. Sivas yöresine ait. Güzel bir çorba tarifi. 20 dakika kadar mercimeği pişirdim. Sonra terbiyesini ekledim karıştırarak 5 dakika daha pişireceğim. Toplamda 25 dakika ocakta kaldı çorba. İçerisine kaynarken yarım yemek kaşığı kaya tuz ekledim. 25 dakikada pişirmiş olduğum çorbayı kenara alıyorum ve yağını hazırlayacağım. Yağı da güzel lezzetli bir yağ olacak yarım su bardağı zeytinyağının içerisine bir kahve fincanı pilavlık bulgur ekliyorum. Bu lezzet farklı. Çıtır çıtır olana kadar bulguru kavurdum. İçerisine yarım tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekledim. Bulguru bu aşamada yağ ile kavurup çorbanın üzerine dökeceğim. Bulgur kavrulduğu zaman çok farklı bir lezzet oluyor ve çok da güzel yakışıyor bu çorbaya kavrulmuş bulgur. Bulgur kesinlikle çiğ kalmıyor. Kavrulduktan sonra çorbayla bütünleştiği zaman çorbanın suyunda yumuşuyor. Zaten yağda kızarttığım için çok farklı bir lezzet oluyor. Çorba hazır. Yağını da ekledim. Bulgurlu zeytinyağlı biberli yağı üstüne gezdirip sıra geldi kase içerisine çorbayı almaya. Farklı yöresel lezzetler seviyorsanız bu çorba tarifini kesinlikle deneyin derim. Tadına bakma şansı olanlar, daha önce görenler, bilenler zaten lezzetini Bilirler üzerine bol kavrulmuş un ekliyorum. Bu çorba bu şekilde tüketiliyor. Çorbanın ismi topaklı çorba. Üzerindeki un karıştırdıkça ufak ufak topaklar oluşuyor. Kavrulmuş unun topakları yediğiniz zaman o unun kokusu içerisinde çıtır çıtır kavrulmuş bulgur. İçerisindeki mercimek et suyu nefis bir lezzet. Kesinlikle deneyin derim. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekleyeceğim. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.